Arkadaşlar merhaba. Psikolojinin temel süreçlerinden duygular konusuyla devam edeceğiz. Duygular psikolojinin temel süreçlerinden yayınladığımız 5. video olacak. Başlayalım duygunun tanımı ile. Duygu bir olay, kişi ya da nesnenin insanın iç dünyasında ve bedeninde uyandırdığı izlenim ve tepkilerdir. Sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, öfkemiz, korkumuz, sevme, acıma, utanma gibi psikolojik yaşantılarımıza biz ne diyoruz arkadaşlar? Duygu diyoruz. Duyguların belli bir yoğunluk kazanmasına ise heyecan diyoruz. Arkadaşlar, duygularımız hakim olduğu zamanlarda, yani yoğun olduğu zamanlarda insanın aklı ve mantığı ikinci plana itilebiliyor. Böyle anlar bazen bireylerde çok olumlu davranışlara, mesela savaşlarda o duygu yoğunluğundan kaynaklı büyük kahramanlıklar gösterme gibi durumlara sebep olabiliyor. Ama çok olumsuz davranışlara da sebep olabiliyor. Mesela saldırmak, öldürmek gibi, yaralamak gibi davranışlara da sebep olabiliyor maalesef. Devam edelim. Psikoloji biliminde sadece gözlenebilen ve ölçülebilen duygular ele alınır. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Psikoloji bilimi gözlenebilen ve ölçülebilen duyguları ele alır. Mesela nasıl örnek verelim? Merhamet gibi duygular doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenemediği için, ölçülemediği için psikoloji bilimi mesela bu duygu üzerinde çalışmaz. Bakalım, psikoloji biliminin ele aldığı temel duygulardan bazıları haz duygusunu, korku, kaygı, öfke ve saldırganlık duygularını daha çok ele alıyor psikoloji. Bunların ne tür duygular olduğundan yine bahsedeceğiz. Öncelikle duyguların ve genel uyarılmış halinin ilişkisine bakalım. Diyor ki bireyin belirli bir anda tüm dikkat, ilgi ve enerjisini belli bir nesneye, uyarıcıya yöneltmesine ne diyoruz arkadaşlar? Genel uyarılmışık hali. Yani bir anda tüm dikkatimizi, ilgimizi, enerjimizi belli bir şeye yönelttiğimizde genel uyarılmışık hali diyoruz bu duruma. Duygular ile genel uyarılmışık hali arasında da çok yakın bir ilişki vardır diyor. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Genel uyarılmışlık hali ile ilgili fizyolojik değişiklikler meydana gelebilir. Mesela avuç içimizin terlemesi ya da kalp atışımızın hızlanması veya göz bebeklerimizin büyümesi, kandaki o adrenalin miktarının artması, nefes alıp verme sürelerimizin değişmesi, hatta bazen derimizin dış yüzeyindeki tüylerin diken diken olması bile yine bizim duygusal değişimlerimizle alakalı. Devam edelim. Bireyin belirli bir uyarıcıya veya nesneye karşı duyguları diyoruz. Zayıf ise, herhangi bir nesneye veya uyarıcıya karşı duygularımız zayıf ise arkadaşlar, genel uyarılmışık halimiz ya yoktur ya da oldukça zayıftır. Fakat belirli bir uyarıcıya veya nesneye karşı duygularımız güçlü ve yoğun ise, genel uyarılmışık halimiz de o oranda güçlüdür. Yani bizim genel uyarılmışık halimiz duygularımızın yoğunluğuyla alakalı diyebiliriz. Tamam. Şimdi gelelim duygu çeşitlerine. Az önce de söylediğimiz gibi haz, korku, kaygı ve öfkeyle saldırganlıktan bahsedeceğiz. Öncelikle haz ile başlayalım. Diyor ki mutluluk, coşku, rahatlama, tatmin, sevinç gibi birçok olumlu duyguyu da kapsayan haz, bir dürtü veya güdüyle ilgili amaca ulaştığımızda ve doyum sağlandığında yaşanılan his. Yani şöyle. Sevinç anında mesela gülme, o şeye doğru yaklaşma ama bazen de ağlama gibi bir davranış görülebilir, değil mi? Fakat şöyle söyleyelim, haz tüm organizmalar için farklı şeyleri ifade edebilir. Yani küçük bir çocuk için oyuncaklarıyla oynamak haz verebilir. Daha küçük bir çocuk için biberondan mamasını ya da sütünü içmesi ona haz verebilir. Bir kedi için yün yumağı ile oynamak haz verebilir. Ya da büyükler için kitap okumak, spor yapmak, sohbet etmek haz verebilir. Yani haz duymada yaşa bağlı bir takım değişiklikler görülebilir. Korkuya bakalım. Diyor ki gerçek ya da olası bir tehlike karşısında hissedilen duygudur. Gerçek ya da olası bir tehlike karşısında. Olumsuz duyguların başında korku gelir. Her gelişim döneminde farklı korkular yaşanır. Şimdi arkadaşlar mesela yüksek ses yeni doğan bebek de korkuya neden olur, değil mi? Biraz büyüdüğünde çocuk artık karanlıktan ve yalnız kalmaktan korkabilir. Zaman içerisinde artık sosyal güdülerin de etkisiyle
arkadaşsız kalmaktan, bir meslek sahibi olamamaktan korkabilir. Yalnız şöyle söyleyelim, korkuların bazılarının doğuştan olduğu düşünülse bile, mesela şiddetli gürültüde irkilmek gibi, çoğu koşullanmalar sonucu ortaya çıkar. Yani bizler neyden korkup neyden korkmayacağımızı yaşadığımız deneyimlerden öğreniriz. Yani doğuştan değil de daha çok öğrenme sonucu meydana gelir diyebiliriz. Kaygıya bakalım. Diyor ki bir huzursuzluk hissi, nedeni bilinmeyen bir endişe. Kaygılı kişi ne olduğunu bilmediği bir tehlike, felaket veya talihsizliğin beklentisi içindedir. Bakın arkadaşlar, diyor ki korkmanın gerek insan gerekse bir olay olsun mutlaka bir nesnesi vardır. Ama kaygının yoktur. Şurada da dediğimiz gibi arkadaşlar, nedeni bilinmeyen bir endişedir kaygı. Tamam mı? Yani insanlarda böyle bir korku ile karışık iç sıkıntı hali olur ya, iç sıkıntısı. İşte ona kaygı diyoruz. Yani kaygı da henüz algılanmış bir şeye yönelik bir tepki yok. Algılanmamış bir etkene yönelik. Kaygılı insan ne olduğunu bilmediği, sonucu kestiremediği bir durum karşısında huzursuzluk duyar. Peki devam edelim. Öfkede durum neymiş? Öfke duygusu engellenme, haksızlığa uğrama, başkaları tarafından zarara uğratılma veya da uğratıldığını zannetme gibi durumlarda ortaya çıkar. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar. Öfke aynı zamanda gözlem yoluyla da öğrenilen bir duygu. Ve oldukça da güçlü, olumsuz bir duygu. Farklı yaşlarda, farklı biçimlerde de görülebiliyor. Mesela dedim ya, gözlem yoluyla da öğrenilen, bizi öfkelendiren bir davranış olduğu zaman, arkadaşımızın öfkelendiği zaman yaptığı, verdiği tepkiyi biz de verebiliriz. Yine şöyle bir şey de söyleyelim. Zaman içerisinde de değişebilir. Mesela belirli bir yaşta bizi öfkelendiren bir davranış daha sonralarda öfkelendirmeyebilir. Aslına bakılırsa öfke hayatımızın bir parçası. Ve eğer uygun ifade edilirse son derece de doğal bir durum. Hatta insanların uyarılmasını sağlayarak koruyucu ve harekete geçmesini sağlayacak bir işlevi de var. Ama öfke kendimize, çevremize ve ilişkimize zarar verecek noktaya gelmişse artık kontrol altına alınmalıdır arkadaşlar. Saldırganlığa bakalım. Saldırganlık genellikle öfke duygusunun kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkan bir davranıştır. Saldırganlık fiziksel ya da sözlü şekilde olabilir. Arkadaşlar, kimi psikologlar saldırganlığın doğuştan getirilen bir dürtü olduğunu söylüyor. Kimi psikologlar ise bunun bir duygu olmadığını, sadece duyguların bir sonucunu iddia ediyorlar, sonucu olduğunu iddia ediyorlar. Saldırganlığın tabii başlıca nedenlerinden alkol ve uyuşturucu geliyor. Bunun dışında çatışma da saldırganlığa neden olabiliyor. Çatışmanın ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Duyguların davranışlara etkisine bakalım. Duygularımız da güdüler gibi davranışlarımızın oluşmasında etkili olurlar, ancak güdülerin genel olarak hangi davranışlara yol açacağını biliriz. Örneğin susayan kişinin suya yönelmesi gibi. Fakat duyguların hangi davranışlara yol açacağını anlamak daha zor arkadaşlar. Duygularımızın sonucunda bireyin hangi davranışı yapacağını anlamak biraz daha zor. Mesela nasıl? Kardeşiyle tartışan bir çocuk düşünün. Bu çocuk bu öfkenin ardında odasına gidip ağlayabilir veya çevresine karşı saldırganca davranışlar da sergileyebilir, değil mi? Bunu kestirmek biraz daha zor, duyguların sonuçlarını. Gelelim çatışma. Az önce de bahsettiğimiz gibi çatışmadan bahsedeceğiz demiştik. Genel anlamda çatışma, psikolojik, biyolojik ve sosyal yönden ihtiyaçların giderilmesi esnasında bir engelle karşılaştığımız zaman yaşadığımız gerginlikten meydana gelir. Şimdi devam edeyim, daha net anlatalım. Üç tür çatışmadan söz edebiliyoruz. Yaklaşma, kaçınma çatışması. Çok güzel çizim gerçi. Harika çizim gerçekten. Kaçınma çatışması, hala çok güzel çizmeye devam ediyorum. Niye bilmiyorum, böyle oluyor. Ve yaklaşma çatışması. Şimdi bunların tek tek neler olduğuna bakalım. Öncelikle yaklaşma, kaçınma çatışması. Arkadaşlar, yaklaşma kaçınma çatışması en sık görülen çatışma tipinden biridir. Yani şöyle söyleyelim. Hem hoşa giden hem gitmeyen bir olay aynı anda yaşanır. Yani bazen bir amaç aynı zamanda hem istenen hem de istenmeyen özelliklere sahip olabilir. Bu durumda kişi o amacı hem yaklaşmak hem de ondan kaçmak ister.
Nasıl söyleyelim? Mesela tatlı yemeği çok seven bir insan. Aynı zamanda kilo almak istemeyen bir insan. Bu durumda yaklaşma kaçınma çatışması yaşar. Yani tatlı yemeği istiyorum, yaklaşıyorum ama kilo almak istemiyorum, kaçınıyorum. Yaşadığım çatışma yaklaşma kaçınma çatışması. Tamam mı? Veya evlenmek isteyen bir genç kız düşünün. Evlenmek istiyor. Aynı zamanda ailesinden de ayrılmamak istiyor. Yine yaklaşma, kaçınma çatışması diyebiliriz. Kaçınma, kaçınma çatışmasına bakalım. Bireyin kendisi için her iki hedefinde değersiz olduğu, fakat birini seçmesi gerektiği durumda yaşadığı çatışmadır. Yani ortada kişi için olumsuz olan iki durum vardır. Bunlardan birini seçmek durumundadır. Yani iki tane istemediği durum var karşısında ve maalesef bunlardan birini seçmek durumunda. Mesela dişim çok ağrıyor ama diş doktoruna da gitmek istemiyorum. Hem dişçiden korkuyorum hem de diş ağrısından kurtulmak istiyorum. İşte bu insanlar kaçınma kaçınma çatışmasıyla karşı karşıya kalır. Yani bunu şöyle bir örnek de verebiliriz. Hani deyimlerden yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal deyimi bu tür çatışmayı bize en net açıklayan deyimdir diyebiliriz. Bir de yaklaşma yaklaşma çatışması var. Bu tür çatışmada istenen iki durumdan birini seçememe söz konusudur. Karşımda iki tane istediğim durum var. Yalnız benim ikisini birden seçme şansım yok. Birini seçememe durumu var. Yani kişi için her ikisi de çekici olan iki durum vardır. Kişi ikisine de ulaşmak isteyip ancak birine ulaşabileceğinden çatışma içine girer. Mesela üniversite sınavına girdiniz, tercih zamanınız geldi. Bir yandan hem ailenizin bulunduğu yerde okul okuyup ailenizin sunacağı olanaklardan yararlanmak istiyorsunuz, bunu kaybetmek istemiyorsunuz. Bir yandan da farklı bir şehre gidip arkadaşlarınızla ayrı bir eve çıkmak istiyorsunuz. İşte bu gencin yaşadığı durum arkadaşlar yaklaşma yaklaşma çatışmasıdır. Yani iki istediği şey var ama ikisini de yapma şansı yok birini seçmek durumunda kaldığı zaman. Son olarak duyguların sözel ve sözel olmayan ifadesinden bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Duygularımızı dili kullanarak ifade ederiz. Fakat bazen sözler gerçek duygularımızı ifade etmez. Kelimeler dışında sesler de duygularımızı yansıtır. Gülme, sesin titremesi, iç çekme, mimik ve jestler duygularımızı ifade eden beden ve yüz hareketlerimizdir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Örneğin üzgünken yüzümüz asıktır, değil mi? Genel olarak bireylerin konuşması ya da susması, yüz ifadeleri, el kol hareketleri, jest ve mimikleri hepsi bir bütün halinde görünür. Mesela sevinç anımızda, mutlu olduğumuz bir anda, neşe anlarımıza dudaklarımız yukarı doğru kıvrılır. Ya da hoş olmayan duygularda, öfke anımızda, korku veya acı çektiğimiz durumlarda dudaklarımız aşağı doğru sarkar. Veya öfkelendiğimizde yüz kaslarımız gerilir, kaşlarımız çatılır, belki dişlerimiz kenetlenebilir. İşte böyle bu şekilde duygularımızı sözel veya sözel olmayan bir şekilde ifade etmiş olabiliriz diyorum. Evet arkadaşlar, duygular konusu böyle. Psikolojinin temel süreçlerinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.